Sen bunları anlattığında hep seninle mesela dalga geçildi. Bak yani. herkes, bütün arkadaşlarım, dostlarım, menajerim, çalışanlarım herkes bana der ki abi anlatma artık Allah'ını seversen. Vallahi hmm. baksana artık. Ver bir kaynak ya ellerine. Ya arkadaş. Ver bir kaynak ellerine. Abi neyin kaynağını vereceğim? Abi Astral seyahati, tane kitap mı var bu işin ya? Astral Ver seyahati, bir tane deneyim kitap. Deneyimlemeden sen deneyimledin mi? Deneyimledin dedim ben. Oradaki gördüğün o görseller, o beş boyutlu olayları ben nasıl anlatıyorsun? Ben dedim. Ben 20'li yaşlarda buna uğraştım. Bir uğraştım. Ha. Teknikleri çalıştım. Hatta e, suda bile denedim. Bilirsin sen o işleri. E, sonra şuna vakıf oldum. Dedim ki... Ben hazır değilim. Ben gidersem e, korkarım. Korkarsam geri dönemeyebilirim. Deyip zaten kendime ket vurdum. Hmm. Ve dedim ki bu başka bahara kaldı. Biraz daha ces büyüsün i̇şte o dedim. Orada kendi kendini kapatmışsın. Evet, kapattım Yoksa da. giderdin yani. Öğrenirdin. Ces güzel büyüsün biraz vardı. daha. Biraz daha tecrübeler. Ben dedim. olayı açtım işte. Ben Şimdi olayı açtıktan sonra gitmeye başladım. Şöyle yapmamız lazım. Çünkü ekrandayız ya. Ekranda olduğumuz için de insanların ne anlattığımızı anlatmamız lazım. Çok net bir şekilde. Hiç bilmeyen bir insan anlaması lazım. Asrar Seyahat nedir abi? Abi astral Seyahat... İslamiyet'te tayyi mekan derler. Çok büyük zatlar, alimler, dünyevi şeyler, her şeyden vazgeçer. 40 günlük toksa girerdi, arındırırdı kendini. Günlük 3 tane hurmayla, Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi, 3 tane hurmayla yerdi, bütün bedeni toksitlerden arındırırdı. Sonra zaten ruhla beden birbirine bağlantısı o kadar şey olurdu ki, yavaşlardı ki çözülürsün. İstediğin anda çözülürdün. Gider alemleri gezersin. Bizler sadece birinci bir alemden ibareti şu anda. Maddesel dünyanın içerisinde yaşarız. Bunun gibi binlerce, on binlerce alem var ve bu alemlere de bu şekilde giriş yapabilirsin. Bu bedenle gelebilecek gelebilecek nokta burası. Bu dünya, burası, bunun ötesine geçemiyorsun. Şimdi biz yani. fiziki o de... bir bedeniz ya, Evet atomlardan oluşan bir fiziki <laughs> bedeniz ya, şimdi hani tersten soruyorum yanlış anlama ben anlıyorum ne demek istediklerini ama bizim böyle bir gücümüz var, böyle bir potansiyelimiz var diyelim, böyle bir potansiyelimiz var. Yaradan böyle bir potansiyeli bize vermiş eyvallah ama biz nihayetinde fiziki bir bedende, fiziki şekilde yaşıyoruz ve ölümlüyüz. Biz... Bu özelliği neden kullanmalıyız sana göre? Neden? Ve senin sana göre misyonun ne? Şimdi şu, sezgis sezgisel ve duygusal olaraktan kendimizi güçlendirmenin tek yolu bu. Karşımıza sürekli olumsuz negatif olaylar yaşayacağız. Kötü insanlarla karşılaşacağız. Dolandırıcıları bulu göreceğiz. Duygularımızı sevgi sevgimizi kullanan yani inancımızı sömürebilecek olan insanları her zaman göreceğiz karşımızda. Bunları hep yaşayacağız. Çünkü şu andaki zamanda iyice zamandan çıkmış durumda bu durumlar. Çünkü hı hı. çok fazla ben benim derdim de sezgilerinizi güçlendirin. Efifiz bezlerinizi sürekli güzel kullanın. DMT hormonunuzu çalıştırın ki altıncı hissiniz yani kalp gözünüz aktive olsun ki kötü kötülüğü önceden görün. Yanlışı önceden sezin. Kötülük nedir? Kötülük yani insanın yaratılışıyla alakalı... Ben e, Demet'e göre kötü müyüm? Demet bana göre kötü mü? Yani şöyle, kötü kim? İnsani kurallar vardır. Hı hı. Evrensel insani kurallar vardır. O insani kurallara uyulmayan her şey kötülüktür. Anladın mı? Yani öldürmek, zulmetmek, fazlasını her yemek. Her dilde yazan şeyler zaten. Aslında Yahudilerde o Nemir, İslam'ın şartları. Ya hepsi aynı şeyden evet, bahsediyor. Ben buna söylüyor. da deliriyorum. Yani herkes aynı şeyden bahsediyor arkadaşlar. Ama bütün yollar farklı. <laughs> herkes kendi yolunu seçmiş. Kimi Hristiyanlığı seçmiş, kimi Yahudiliği seçmiş, kimi şamanizmi seçmiş, kimi Budizmi seçmiş, kimi İslam'ı seç... seçmiş, seçmiş. Yani bu senin doğduğun coğrafyayla alakalı zaten hani geldin, ge geliyorsun doğduğun coğrafyaya ve o an annen baban hangi dine mensubuz diye sen de öyle doğuyorsun zaten anladın mı? Yani bunu araştırmaktan korkmayın abi araştırın her şeyi görün ben her yere gittim. Tibet'e de gittim Everest'in eteklerine de, de çıktım. Şamanı şamanı Şamanlarla buluşup gidip orada Peru'da Ay'a Oscar ser de yaptım yani... Açtım. zihin, bunların tek olayı ne biliyor musun? Zihni açmak, başka bir şey değil. Çünkü kapatıyoruz, kapattık her şeyi. Bak bu da televizyonlarda her şey, yaşadığımız internet. Şimdi insanlara bekliyor ki yerin altından deccal çıkacak. Yok bir yerden bir şey çıkacak. Yok abi öyle bir şey, bir şey çıkmayacak. Deccal zaten bu. Yaşıyoruz Al, zaten. Allah abi deccal ha? sabah. Taşıyorum ya böyle. sabah kalkar kalkmaz ilk gördüğünüz <laughs> surata abi, düşünsenize. Tabii benim işte söylemek istediğim oydu yani <gülüyor> anladın, <gülüyor> anladın mı? mı? Neden böyle oluyoruz? Bunlar da bizi boğdu. Ne kadar kötü bak sabah... Hepimiz ama hepimiz şikayet ediyoruz ve hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Çünkü şey hepimiz... Ne bu? Eskiden ben ne güzel ya, böyle yatakta ya, şunları almıyordum benim zamanımda diye. Program, programın başında söyledim ya size özgür değiliz diye. İşte bunlardan mı bahsediyorum? Bir dakika ben de diyorum ki Neydi, her neslin mi? zaten prangaları yok muydu? Senin anneciğin söylemez miydi benim zamanımda diye? Benim babam annem söylemez mi benim zamanımda diye? Biz şimdi çocuklarımıza demiyor muyuz bizim zaman... Yani sürekli dejenerasyondan sürekli zaten yozlaşmadan her nesil bir ötekine bahsetmiyor mu zaten? Ama hep bu korku kurtarıcı bekliyoruz. Kurtarıcı beklemekle olmayacak bu işler. Biz zaten kurtarıcıyız. Kurtarıcı biziz zaten anladın mı? Gökten bir tane varlık inmeyecek ya. <laughs> onu, unutun. Yok öyle bir şey. İnmeyecek abi. Biziz kurtarıcı. Bizden çıkacak o kurtarıcı anladın mı? Bugün bak Filistin'de yaşanan olaylar. Ya kaç yüzyıldır yaşanıyor. Kaç onlarca yıl yaşanıyor. Basın ne kadar onu göz önüne sok götürür de, ne kadar mağduriyeti gösterirse o kadar PR görüyor. Bak Rusya-Ukrayna savaşı unutuldu. E orada da insanlar ölüyor değil mi? Ölmüyorum Aynen. orada da ölüyor. E burada da ölüyor. E Doğu Türkistan'ı zaten hiç kimse hatırlamıyor ben anlamı Anlamış değilim ya. En çok hatırlanması evet ya. gereken biziz. Biz hiç hatırlamıyoruz anladın mı? Ben hatırlayalım hat unutmayalım ne yapalım? Yapacağımız şey şu Allah rızası için gidip orayı burayı basıp tekmeleyip döküp cam kırıp değil abi. Bu böyle bir şey değil. Öyle yok alıp döküp ben bunu boykot ediyorum böyle bir şey yok. Yok abi. Sen te biz tepkimizi vereceğiz. Ben en başından beri tepkimi verdim. Ben her zaman veriyorum da abi bu Instagram'da sadece kendi vicdanınızı rahatlatıyorsunuz. Başka bir şey değil. Bana yazıyorlar, abi sen diyor atya böceği her şeyi diyor. Sen niye post atmıyorsun falan? Ha, niye post atmıyorsun? Attım hadi ya arkadaşım, oldu. attım. Birinci gün attım, üçüncü gün attım, beşinci gün attım. Hmm. Ne değişti? Ne değişti? Ben ne yaptım şimdi? Evet, ben ne yaptım olursunuz. abi? Ne yaptık şimdi. ya? Birbirimizin daha çok moralini bozuyoruz. Ya bu işi çözebilecek olan kişiler liderlerdir, ülkenin yöneticileridir, tamam? mı? ülke yöneticilerini bırakacaksınız bu işi yapacak bir şey yok tepkimizi verelim sonra ne kadar yapalım anladın mı onları, onları biz seçiyoruz seçip seçmemeye hiç girmiyorum ben sonuçta bu tarz şeyler devletin devlet aracılığıyla çözülecek işlerdir. tamam, tamam mı tamam. İsrail'e biz kafasına gider binersek devlet olarak öйт hey, dersek bir Reis şimdi kapanır olay anladın bir şekilde bir yaptırım olur. ama o yaptırım yapamıyorsak da oturacaksın en doğrusu neyse onun için karar alacaksın Peki. bazen ortada olmak da iyidir bazen taraf tutmamak da iyidir anladın mı? o işlere bizim aklımız ermez biz işimizi yapacağız biz tepkimizi veriyoruz ama ya bunu her her gün paylaşmakta sen ne anlattığını zannediyorsun ya. ya. O kadar çocuk ölüyor gün orada. Ne değişiyor senin burada? Tweet atmanla, gidip McDonald's'ı basmanla ya da oraya buraya bu taşlamanla. Ne değişiyor e, abi? Arkaları dikkat. Çok özlüyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Yani ne e, değişiyor? Hiçbir şey, azından, Hiçbir şey değişmiyor. Anladın Hiçbir şey değişmiyor. Ama sen ne diyorsun şimdi? Çok önemli of. bir şey söyledin. Buyurun efendim. Mustafa abiyle ve şeyle dedin, alakam ha. yok. Ya alakam yok demedim. Yani şey anlamında, hani Özellikle. orada... Macara alacak bir durum yok burada hmm. benim yok, Çünkü ben uzaylılar yok. tarafından kaçırılmadım uzaylılar tarafında bir diyalog içerisinde değilim. yani Öyle bir görmedin şey saygı diyorum böyle şeyler var mı vardır Peki e, şöyle başlayalım uzaylılar var mı sana göre ya uzaylı biz de uzaylıyız abi <gülüyor> <Dünyada> <gülüyor> uzaylı, uzaylı, uzaylı tabiri zaten evet, tamam. çok komik bir şey tamam, biz, ya de ya biz de uzaylıyız biz hangi dünyada mı yaratıldık dünyada yaratılmadık mıyız biz. bizden başka bizim buraya getirdiler yaşam formları var mı Hadi. diyeyim o zaman Var tabii ki çok var. He. Yer altında yaşayanlar var, yer üstünde yaşayanlar var. Reptilyanlar mı? Ya ister reptilyanlar ister gri'ler de ne dersen de. Hı hı. Var yani anladın mı? Değil ya ya. Antarktika'nın bak buzul duva, duvar kısmı tarafı var ya o tarafların arkalarında büyük yaşamlar var ya. İnanamazsın ekosistemler falan var değişik değişik. Bunları nereden biliyorsun? Dikkat et, dikkat ettiniz mi? Yok. Uçaklar normalde dünya haritası önümüze koyulan bir dünya haritası var ya bizim. Var. Uçuş yörüngelerine dikkat ettiniz mi? Hep aynı yerden uçuş gidilir. Evet. Değil. Ya niye hiç arkasında dolanıp da gelmiyor mesela bu arkadaş? Ya Amerika ile şey arası, ben... e, Avustralya arası daha kısa. Niye oradan kıstırmadan gitmiyor da 24 saat boyunca ya, uçuş yapıyorlar? Yani. Niye? Doğru söylüyorsun. araştır niye? niye? İşte niye? Hayda. <gülüyor> <gülüyor>